Kerametin hak olduğuna dair eserimizin 5. dersindeyiz. Bu dersimizde Kehf suresinin 25. ayetini tahlil edeceğiz. Bu ayet-i kerimede Ashab-ı Kehf hakkında şöyle buyurulmuş. Estaizu billah ve lebisu fi kehfihim. Onlar mağaralarında kaldılar. Kaç sene kaldılar? Selase miyetin sinine vezdadu tis'a. 300 yıl kaldılar ve 9 yılda buna ilave ettiler. Yani onlar mağarada tam 309 sene uykuda kaldılar. Ashab-ı Kehf'in kıssası hepinizin malumudur. Zorba hükümdarın yüzüne karşı hakkı söylerler ve onun zulmünden kaçarken bir mağaraya sığınırlar. Bu mağarada uykuya dalarlar. Cenab-ı Hak onları bu mağarada 309 sene uyutur ve daha sonra uyanırlar. Uyanınca birbirlerine sorarlar. Kem lebistum? Ne kadar kaldınız? Galu lebisna yevmen ev ba'ze yevm. Onlar derler ki bir gün veya bir günün bir kısmı kaldık. 309 sene onlara bir gün gibi gelmiştir. Kıssanın detayını tefsir kitaplarına havale ediyoruz. Şimdi bu hadise üzerinde biraz tahlil yapalım. Birinci sorumuz şu. 309 sene uykuda kalmak örfte emsali olan bir şey midir? Siz hiç 309 sene uyuyan bir kişi gördünüz mü veya duydunuz mu? Herhalde ne görmüş ne de duymuşsunuzdur. O halde bu hadise örfte emsali olan bir hadise değildir. İkinci sorumuz şu. Madem örfte emsali yok, o halde buna mucize diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü mucizeler peygamberlere hastır. Ashab-ı Kehf ise peygamber değildirler. Üçüncü sorumuz şu. Bu olaya mucize diyemiyorsak ne diyeceğiz? Adını koymamız lazım. Örfte emsali olan bir şey değil. Mucize değil. Peki öyleyse adı ne? Biz keramet diyoruz. Hadi kerameti kabul etmeyenler bu hadiseye bir isim bulsunlar. Eğer şöyle derlerse bu keramet olmaz. Çünkü onları uyutan Allah'tır. Onlar uyuduklarının farkında bile değillerdi. Buna cevaben deriz ki iyi de biz kerameti insan yaratır demiyoruz ki. Birinci dersimizde şöyle demiştik. Kerameti yaratan Allah'tır. Velinin bu yaratmada hiçbir müdahalesi yoktur. Allah'tan başkası zerre miskal fiile fail olamaz. Keramet kulun makbuliyetine işaret olsun diye Allah tarafından yaratılan olağanüstü hadisedir. Bazen velinin duası hürmetine yaratılır. Bazen de veli istemeden, hatta farkında olmadan Allah tarafından ona ihsan edilir. Biz kerameti böyle tarif etmiştik. Ashab-ı Kehf'in 309 sene uyuması bir keramettir. Elbette onları uyutan Allah'tır. Bu hadise Allah'ın kudretiyle vuku bulmuştur. Lakin Allah bu hadiseyi onların hürmetine yaratmıştır. Onların zalim sultanın yüzüne hakkı haykırması belki de bu kerametin sebebi olmuştur. Eğer kerameti kabul etmezseniz bu hadiseye bir isim bulmalısınız. Hadi bize bir isim söyleyin de öğrenelim. Kardeşlerim, dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki derste meselemizin 5. delilini işleyeceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.